Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir akvaryum filtresi yapacağız. Şurada gördüğünüz kalorifer suluğunu marketten 2 liraya aldım. Birazdan bunun altına delikler açacağız. Filtre malzemesi olarak sadece elyaf kullanacağım. Siz tabi böyle bir şey yaparsanız katman katman istediğiniz kadar filtre malzemesi koyabilirsiniz. Bu malzemeler de sizde yoksa bunlara alternatif olarak herhangi bir malzeme kullanabilirsiniz. Şurada gördüğünüz cam parçası akvaryumlarda kullanılan dalgıç lambaların dış camı arkadaşlar. Lamba patladı. Çöpe atılacaktı. Ben dış camını aldım. Filtre yapmakta kullanacağım. Yine bir tane enjektörün en uçtaki plastik kısmını kullanacağız. Birkaç tane hortum parçası. Vana. Bir de yıllar önce almış olduğum bir tane iç filtrenin aparatını kullanacağız. Balık kaçmaması için bunu en alt kısma takacağız arkadaşlar. Şuradaki dirseği nasıl yaptığımı da söyleyeyim. Belki yapmak isteyenler olabilir. Bir tane düz boruyu 45 derece açıyla kesip bu kestiğiniz iki parçayı birbirine yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Zaten camın üzerinde vantuzlar da var. Şimdi filtremizi yapalım. Sonra akvaryumda istediğimiz amaca hizmet ediyor mu etmiyor mu hep beraber görelim arkadaşlar. Evet, en alta balıklar içine sıkışmasın diye veya filtrenin içine kaçmasın diye bir aparat yapmıştık arkadaşlar. Görüyorsunuz küçücük bir tane cüce vatoz yavrusu da orada vantuzu temizlemeye çalışıyor. Aparatımızın içindeki hortum parçasına enjektörün ucundan çıkardığımız o sert plastik bağlı arkadaşlar. Plastiğimize de bir tane vana takılı. Tabi bu malzemeler sizde yoksa sadece hava hortumunu da takabilirsiniz. Hiç sorun değil. Vanaya takılı hava hortumu da burada gördüğünüz hava motorumuza bağlı. Yani bu sisteme sadece hava verdiğimiz zaman yeterli oluyor arkadaşlar. Suyu yukarıya kadar taşımış oluyoruz. Bakın şurada da bir tane cüce vatoz yavrusu var. Yaprağın üzerinde. Görüyor musunuz? Evet. Suyu böyle taşıyoruz arkadaşlar yukarıya. Biraz sonra yaptığı temizliği de göstereceğim de atlamadan size söyleyeyim. Şu yaptığımız filtrenin hareket edeceğini düşünmüyordum. Ama biraz sallanıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir şey yaparsanız şuradaki vantuz parçasını filtrenin burasına bir yerine takarsınız. Filtre hiç yerinden oynamaz arkadaşlar o zaman. Bunu zaten size göstermek için ön cama taktım. Siz böyle bir şey yaparsanız yine arka tarafta görünmeyen bir yere takarsınız. Bir de nereye takarsanız takın önemli değil. Balıklar, vatozlar sürekli kumu karıştırdığı için pislikleri bir şekilde bu filtre bulur ve çeker arkadaşlar. Yani o konuda içiniz rahat olsun. 15-20 dakikadır çalışıyor. Yaptığı temizlik de bu şekilde. Ben böyle basit bir iş için kullanacağımdan dolayı sadece elyaf kullandım. Siz tabi güzel bir filtre yapsın istiyorsanız verdiğiniz havayı biraz artırıp su girişini de artırabilirsiniz. Bir de içinde kullandığınız filtre malzemelerini çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Filtre seramiği olur, karbon olur, biyolojik sünger olur vesaire. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle uzaktan da bir çekeyim. Gördüğünüz gibi filtremiz de başarılı bir şekilde çalışıyor. Zaten her videodan sonra işe yarıp yaramadığını da size söylüyordum. Yani bunu kullanabiliriz. Abone sayımız da 10.000'e yaklaştı arkadaşlar.
Yaklaşık bir senedir video atamıyordum bazı sebeplerden dolayı. Yakında 10.000 abone alacağız. O zaman da yine bir şeyler yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.